Evet, front görüntüye geçip çalışmamıza başlayalım. Alt W'ye basarak pencereyi büyüttüm. G'ye basarak grid kısmını kapattım. Cephemiz için bir tane plane oluşturuyorum. Plane'in ebatları 8 metreye 8 metre olsun. F3'e basarak katı halde görünmesini sağlıyorum. F3'e bastığımda gördüğünüz gibi segmentler görünür halde değil. Görünür hale getirmek için de F4'e basarak segmentlerin görünür hale gelmesine sağladım. Buradan segment sayısını düşüreyim. Evet, iki kattan oluşacağı için dış mekanımız şuradan segment sayısını bir arttırarak, tabi dikeyde değil yatayda yapmamız gerekiyor, bir arttırarak ikiye bölmüş oldum. Şimdi hemen modellememize başlayalım. Bunu Convert, sağ tıklayarak Convert Editable Poly yapıyorum. Ve kenar moduna geçip şuradaki 3 tane kenarı kontrol tuşuna basarak seçiyorum. Burada öncelikle burayı 3 bölmeye ayıracağım. 1. bölme, 2. bölme, 3. bölme diye. Ve bunları daha sonradan detaylandıracağım. Evet. Tamam. Şimdi burada şurada iki pencere, şurada iki pencere, şurada iki pencere. Aynı şekilde de ikişer pencere olacak. Sadece ortada giriş kapımız olacağı için burada pencere yerine bir kapı olacak. Hemen yine kenar moduna geçip şu kenarları seçiyorum. Ve connect tuşuna basarak segment sayısını arttıracağım. Evet. Gördüğünüz gibi her bir bölümde ikişer tane bölüm daha oluşturmuş oldum. Bunlar birer tane pencere olacak. Yalnız pencereler bu kadar ince değil, biraz kalınlaştırmam gerekiyor. O yüzden şurayı biraz arttırarak, biraz da arttıralım. Bu değil de alttakini. Evet. Önceki bunu arttıralım. 50 yapalım. Bunu da bu sıfır kalsın. Şu segmentlerin konumunu değiştirmesini sağlıyor. Bunlar da birbirinden olan uzaklıkları ayarlamamızı sağlıyor. Bunu şu anda 50 bırakalım. Bunu da sıfır olarak bırakıp onaylayalım. Evet. Şimdi biraz daha düzenleyelim. Nokta moduna geçip şuradaki noktaları seçip 20 santim kadar, fazla oldu sanırım, 10 santim kadar sağa taşıdım. Bunu da 10 santim sola taşıyalım. Evet. Aynı şekilde bunu yapalım. Santim sağa, bunu da 10 santim sola taşıdım. Evet. Pencerelerimiz buralardan oluşacak. Şimdi bu şekilde tüm dikey segmentleri seçip yine connect diyerek bu ayarları da sıfırlayalım tabi. Bu sefer iki tane. Yani şu 1-2, 1-2 olacak şekilde iki tane yeni segment oluşturdum. Bunların arasını yine açmak istiyorum. Evet, 50 sanırım yeterli olacaktır. Onaylıyoruz. Evet, poligon moduna geçip şurada pencere olacak yerleri işaretleyip siliyorum. Şu anda tek bir yüzeyden çalışıyoruz. Tek bir yüzeyden oluşan bir modelimiz var. Şurası ise binanın kapısı olacağı için komple seçip, yani şu bölgenin tamamını seçip yine delete tuşuna basarak siliyorum. Evet. Evet, modellememize devam edelim. Şimdi
Bunun yan cepheleri ne çok modellemeyeceğim çünkü önden bir görüntü almak istiyorum. Şunun kenarlarını seçip şuradaki kenar çizgilerini seçip Shift'e basılı tutarak Y yönünde taşıyorum ve böylelikle bu kısımlarını oluşturmuş oluyorum. Yan kısım, yan cephe kısımlarını oluşturmuş oluyorum. Evet. Şuradaki kenarları bir seferde seçebilmek adına buradan Border'ı seçip bunların her birini tıklayarak seçim işlemini yapalım. Ve Shift'e basarak yine biraz bir miktar geri doğru uzatalım. Şimdi burada bir çatı oluşturmak istiyorum. Onun için şuradaki iki tane kenarı seçip, daha doğrusu şöyle yapalım. Şu yüzeyleri seçip, üstteki yüzeyleri ekstrüt uygulayalım. Ve üstteki vertexlerin hepsini seçip Scale komutuyla sadece x ekseninde küçültme işlemi yapalım. Bunlar birbirine çok yakın olduğu durumda buradan Weld kaynaştır tuşuna basarak bunları tek nokta haline getirelim. Evet, bunu çatı yüksekliğini bir miktar aşağı alacağım. Ve çatımızı da yine geriye doğru uzatalım. Bu sefer Shift'e basmıyorum. Direkt taşıyarak arkaya doğru uzatma işlemini yapıyorum. Evet. Şimdi hemen pencereleri modellemeye başlayalım. Bu arada kaplamaları da yapabiliriz arada çünkü modelleme esnasında tekrar başa dönmemek için hemen kaplamaları da yapabiliriz. Buna duvar diyelim. Rengini açık tonda yapalım ve üzerine bırakalım. Evet, burada gölgeler oluştu. Bu realistic shaded yaparak gölgelerin görünmesini engelleyelim. Evet, şimdi doğramaları çizebiliriz. Bunun için yine bir tane plane oluşturacağım. AutoGrid'i aktif hale getiriyorum. Snap'i açtım. Şu köşeye dikkat edin. Z ekseni mouse hareket ettirirken yönü değişiyor. Z'nin duvara dik olduğu durumda, şu duvara dik olduğu durumda çizime başlıyorum. Buradan şu köşeye doğru bir plane oluşturdum. Yine bunun segment sayısı şu anda 1-1 durumda olsun. F4'e basarak segmentlerin daha iyi görünür hale gelmesini sağladım. Şimdi doğramalarımızı oluşturacağız. Doğramalarımız dikeyde, daha doğrusu üst ve aşağı alt olmak üzere iki bölmeden oluşacak. Bunu yalnız bırakmak için seçtikten sonra Hide Unselected diyerek modelin geri kısmını gizlemiş oldum ve Editable Poly yaparak bunu poligon hale getirin. Şuradaki iki kenarı seçip Connect tuşuyla yine bir segment oluşturmuş oldum. Bunu bir miktar yukarı doğru taşıyacağım. Evet. Şu anda iki tane yüzeyden oluşan bir modelimiz var. Bu iki yüzeyi seçip Insert tuşuna basarak bir miktar çerçeve oluşmasını sağlayacağım. Bunda 5 veya 6 santim yeterli. Yalnız şurada da bir çerçeve oluşmasını istiyorum. O yüzden şuradaki tuşa bir defa basarak bunun
iki parçanın tek bir seferde hareket etmesi değil de her birinin kendi içinde hareket etmesini sağladım. Ve onay tuşuna basarak işlemi tamamladım. Tabi burada her bir kenardan 6'şer santim içe doğru kopyalanmış oldu. Burada hem 6 santim hem de aşağıda 6 santim olduğu için toplamda 12 santimlik bir kalınlık oldu. O yüzden ben bunları biraz aşağı doğru düşüreceğim. Bunu 3 santim aşağı taşıyorum. Bunu da 3 santim yukarı taşıyorum. Evet, böyle daha dengeli oldu. Şimdi bu cam olan kısımları da içe doğru ekstrüt yaparak geriye doğru aldım. Evet, hemen bunun kaplamalarını yapalım. Buna cam diyelim. Camın rengi siyah olsun. Camda yansıma olacağı için bunu aşağı doğru itiyorum ve şuradaki onayı şu anda böyle kalsın. Bunu render aşamasında ihtiyaç duyarsak bu ayarı kapatabiliriz. Bir de saydam olacağı için şunu da aşağı doğru alıyorum. Yer değerinde cam için 1,01'e getirdim. Bunu hemen şu kırmızı olan seçili olan yüzeylere attım. Evet, Ctrl-I'ya basarak seçimi ters çevirdim. Yani seçili olanlar seçimden çıktı. Seçilmemiş olanlar da seçilmiş hale geldi. Ctrl-I'ya basarak. Şimdi doğrama oluşturalım. Doğramanın rengini gri yapıyoruz. Ve bunu da buraya atayalım. Bir miktar parlaklık verelim. Ve glossiness değerini de biraz düşürerek mat bir parlaklık olmasını sağlayalım. Evet. Hemen bunu isimlendirelim. Pencere diyelim ve çizimimizi geri getirelim. Bunu yine bir miktar içe doğru taşıyacağım. Evet, snap'ini açtım. Seçim işlemini kilitledim. Kitleme işlemi için şuradaki ikona tıklayabileceğiniz gibi klavyeden boşluk tuşuna basarak da kilitleyip açabilirsiniz. Kitlemeniz önemli çünkü kopyalama ve taşıma işlemi yaparken yanlışlıkla farklı bir nesne seçilmesini engelliyor. Evet, şunları da kopyalayalım. Evet. Aynı şekilde bunları aşağıda bir kat aşağıda kopyalayalım. Sadece kapı olacak yere kopyalama yapmıyorum. Evet. Şimdi geldi, sıra geldi kapımıza. Kapıyı hemen modelleyelim. Kapının pervazıyla başlıyoruz. Bunun için Shapes kısmına girip bir line oluşturacağım. Yine AutoGrid'im açık, Snap açık. Yine dikkat edin, Z ekseni duvara dik haldeyken çizime başlıyorum. Evet, bunu yalnız bırakarak daha iyi görünmesini sağlayalım. Evet, gördüğünüz gibi U şeklinde bir çizgi oluşturmuş oldum. Çizgi çizerken dikkat edin, Z ekseni duvara dik halde oluşturmuştum. Böyle yapmazsanız biraz problem yaşayabilirsiniz. Şimdi çizgiyi seçtikten sonra Modify penceresine geçip Spline moduna geçip spline, şu çizgimizi seçiyoruz tekrar. Ve buna bir kalınlık vereceğim. Evet, dışa doğru değil de içe doğru olsun. Eksi 12 yaparak içe doğru bir kalınlık oluşmasını sağladım. Hemen extrude uygulayalım. 15 santim kadar. Unhide diyerek tüm çizimin geri gelmesini sağladım. Bunu biraz geri doğru taşıyorum ve pervaz kısmını oluşturmuş oldum. Şimdi kapının panel kısımlarını oluşturalım. Bunun için yine bir plane oluşturacağım. Şuradan şuraya kadar. F4'e basarak segmentlerin görünmesini sağladım. Bu sefer dikeyde bir segment oluşmasını istiyorum. Bu segmenti oluşturduktan sonra yine çizime sağ tıklayıp Convert Editable Poly yapıyorum. Ve poligona çevirdim. Şuradaki iki tane yüzeyi seçip
Az önce yaptığımız gibi yine inset tuşuna basarak çerçeve oluşmasını sağlıyorum. 10 santim kadar olsun. Yine buna basarak her iki yüzeyin birbirinden ayrılmasını sağladım. Evet. Şimdi burada diğerinden farklı olarak şurada da bir çift çizgi oluşmasını istiyorum. Yani şunun tek çizgi değil de çift çizgi olmasını istiyorum. Yine bu çizgiyi seçtikten sonra bu sefer şuradan chamfer aracını kullanacağım. Şuradaki küçük chamfer hemen sağındaki küçük kutucuğa basarak ayarların açılmasını sağladım. 1 santim şu anda 1 santim değeri demek bu ortadaki çizginin 1 santim sağa 1 santim sola gitmesi demek ve dolayısıyla 2 santimlik bir boşluk oluşması anlamında. Ben bunu 0,3 yaparak ince bir derzin oluşmasını sağladım. Onaylıyorum. Şimdi poligon moduna geçip şu kenarları oluşturan kısımları seçiyorum ve bir miktar yine extrude uyguluyorum. Tabii 10 santim fazla, 3 santim kadar veya 2 santim kadar yeterli. Kenar moduna geçip şuradaki iki kenarı seçiyorum ve diğer kapı panelinin yine aynı şekilde iki kenarını seçip connect ile yine ek segmentler oluşturacağım. Segment sayısını arttırıyorum. Evet. Her bir çizginin çift çizgi oluşması için çift çizgiden oluşması için çizgileri halihazırda seçili yine chamfer aracını kullanıp bunların çift çizgi olmasını sağlıyorum. Evet, poligon moduna geçip bu yüzeylerin her birini teker teker seçerek, tabi aradaki derezleri seçmiyorum. Evet. Ve bu seçtiğim yüzeyleri yine bir miktar extrude ile yükseltmiş oldum. Evet, kapı panelim de böyle olsun. Bunu biraz geriye doğru taşıdım. Evet, kapı ve kapı pervazı için de yine doğrama için oluşturmuş olduğum malzemeyi atalım. Evet. Şimdi bazı sütunlar oluşturacağım. Bunun için yine F4'e basarak segmentlerin görünmesini sağladım. Bu kısma bir tane küp oluşturmak istiyorum. Şu kısma. Evet, tekrar yapacağım. Küp aracını aktif hale getirdim. Auto gritim açık. Şu noktaya tıklayıp şuradan sağ alt köşeye gittim. Ve yükseklik için de herhangi bir noktaya tıklayarak küpü oluşturmuş oldum. Bu yükseklik şu anda çok önemli değil. Buradan değiştirebiliriz. Diyelim ki 40 santim kadar olsun. Evet, bu sütunumuzun yüksekliği. Sütunumuzun yüksekliği tam kat yüksekliğince oldu. Tabi burada bir döşeme kalınlığı olacağı için sütun döşemeden altta kalması gerekiyor. O yüzden bunu sağ tıklayarak Convert Editable Poly yapıyorum ve şu üstteki vertexlerin hepsini seçip döşeme kalınlığı ne kadar olacaksa, diyelim ki 30 santim, eksi 30 yazarak aşağı doğru düşmesini sağladım. Şimdi sütunu daha iyi modelleyebilmek için Hide Unselected diyerek diğerlerin gizlenmesini sağladım. Evet, şu an hemen sütunumuzu oluşturmaya başlayabiliriz. Yine kenar moddayım ve şu 4 tane kenarı seçip connect tuşuyla bir segment oluşturuyorum. Tabii 2 tane oluşturacağım ve aradaki mesafeyi şu şekilde açıyorum. Evet. Poligon moduna geçiyorum. Şu alttaki yüzeyleri seçip insert tuşuyla bir miktar küçülteceğim. Tabi bunun ayarlarını yine her biri kendi içinde hareket etmesi için değiştirdim. Evet. Bunu yaptıktan sonra bir miktar bevel uygulayacağım. Bevel yine extrude gibi ama extrude'den farklı olarak yükseltme işleminden sonra
Bir de açıda bir şekilde küçültmemizi sağlıyor yüzeyleri. Evet, bunu yaptıktan sonra yine bir insert yapıp bu sefer yine bevel uygulayarak sütunumuzun alt kısmını modelledik. Evet. Şimdi şu kısımlarını oluşturalım. Buradaki kenarları seçerek dört bir kenarı seçtim ve yine connect aracıyla segmentler oluşturacağım. Şuradaki 60 değerini sıfırlıyorum. Segment sayısını da artıracağım. Diyelim ki 6 tane olsun. Bu 6 tane yaptıktan sonra bir de extrude uyguluyorum. Extrude aracını aktif hale getirdim. İçe doğru ve şu 3 santim miktarında biraz düşürerek çizgilerin şöyle dikey fuvaların oluşmasını sağladım. Evet. Sütunumuzun orta kısmı da bu şekilde olsun. Ben sütuna ekstradan burada bir hareket olmasını istiyorum. Burada bir çıkıntının olmasını istiyorum. Bunu yapmak için buraya ayrıyeten bir kare çizip ve bu kareyi de editable spline'a çeviriyorum. Kenar moduna geçip bunu bir miktar dışa doğru, alttan bakarsak daha iyi görünür. Şöyle bir karemiz var. Hatta biraz aşağı doğru taşıyayım ki daha sağa doğru taşıyalım, net algılansın. Şöyle bir kare çizdik ve bu karenin spline moduna geçip spline'ımızı seçtik ve dışa doğru 3 santim kadar, 3 santim fazla oldu, 1 santim kadar dışa doğru bir offset, yani daha doğrusu bir dışa doğru kopyalama işlemi yaptım. Modifier listten extrude uyguluyorum. Bunu 2 santim yaparsak veya 1,5 yaparsak yeterli olacaktır. Ve bunu olması gereken yere taşıyalım. Şimdi aynı şekilde bu yaptığımız detayı yukarı doğru kopyalayalım. Evet. Şimdi sıra geldi sütun başlığına. Sütun başlığı için öncelikle bir profil, kesit profili çizeceğim. Snap'i kapatıyorum. Evet, şu yüzeyde çizmeye başlıyorum. Bunu dikkat edin. Yatayda yerde çizmiyorum. Pardon, sütunun üzerinde çizmeye başlıyorum. Evet. Yine Z ekseni şu sütuna dik oldu. Şu noktadan başlayıp sola doğru gidiyorum. Bir tane sütun başlığı için bir kesit oluşturacağım. Yanlış noktaya tıklamanız durumunda geri tuşuna basarak, klavyeden geri tuşuna basarak geri alabilirsiniz. Başladığım yere geri geldim. Şu son çizgimiz eğri olmuş olabilir. Bunu düzeltmek için vertex moduna geçip şu alttaki noktayı seçip şu anda gördüğünüz gibi x eksenindeki değeri kopyalıyorum. Üsttekinin üzerine yapıştırdım. Böylelikle aynı koordinata gelmiş oldu. Evet, sütunumuzun kesiti bu şekilde. Tabii bunu istersek biraz daha düzenleyebiliriz. Mesela şu iki noktayı seçip bunlardan herhangi bir tanesine sağ tıklayıp bezier corner yaparsak eğer ve şurada x ve z düzleminde hareket etmesini isteyeceğim için şu x ve z'nin buluştuğu noktaya bir kere tıklıyorum ve şuranın sarı olmasını sağlıyorum. Böylelikle şu noktaların, şuradaki yeşil noktaların x ve z düzleminde hareket ettiğinden emin oluyorum. Şöyle biraz ovallik verebiliriz istersek eğer. Şöyle bir şeyler yapabiliriz. Evet.
kesitimiz hazır. Şimdi burada bu kesitin bu sütunun etrafından dönmesini sağlayacağız. Bunun için buraya bir tane kare çiziyorum. Buna dikkat edin. Bu kesite çizerken Z'nin sütuna dik olduğunu, yani şuradaki yüzeye dik olduğunu dikkat etmişsinizdir. Şuradaki kareyi de çizerken sütuna değil de yani Z'nin yukarı bakması gerekiyor. Yani şunu çizerken Z bu yöndeyken yolu çizerken şuradaki kareyi çizerken Z'nin yukarı baktığına dikkat edin. Evet, bunu çizdim ve bunu çizdikten sonra hemen Modify penceresine geçip Modify listesinden Bevel profili aktif hale getiriyorum. Bevel profili aktif hale getirdim ve buradan Pick profil diyerek şuradaki kesitimi seçiyorum. Evet. Şu anda kesitim içe doğru baktı. Hatta F3'e basarak daha iyi görünebilir. Kesitin yönü ön yüzü içe doğru baktı. Bunu düzeltmek için Bevel profilin solundaki artı işaretini genişletip profil gizmoyu seçiyorum. Ve Rotate kısmından Rotate aracını aktif hale getirip Z ekseninde 180 derece çeviriyorum. Evet. Şu anda Bevel profilinin özelliği olarak şunda yapmış olduğum değişiklikler, diyelim ki işte şunu seçtim, biraz doğru dışa doğru taşıdım gibi veya küçülttüm büyüttüm gibi birbiriyle bağlantılı olacak. Hatta şunu yanlışlıkla da olsa silseniz buradaki modelde kaybolacaktır. Eğer bununla ilgili bir değişiklik yapmayacaksanız, hani kesin kararınızı vermişseniz, bunu Convert Editable Poly yaparak şununla olan bağlantısını koparabilirsiniz. Dolayısıyla rahatlıkla silip bunu ayrı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi ben sütunu da duvarla aynı malzeme kaplayıp modelimize devam edelim. Tabi bunlar birkaç parçadan oluştuğu için her defasında teker teker seçmektense hepsini seçip şuradan grup yapabiliriz. Evet, çizimi geri çağırdım. Şimdi bunun binadan 2 metre kadar önde olmasını istiyorum. O yüzden taşıyacağım. Evet, bu aynı zamanda bu sütunun bir tane de burada bir kopyasını oluşturalım. Bir tane burada ve bir tane de şurada oluşturalım. Bu iki sütunu tekrar seçip öne doğru birer kopyasını daha alıyorum. Evet. Şimdi üstten görüntüye geçerek line aracını aktif hale getirdim. Bu sefer AutoGrid'i açmıyorum. Üstten veya tam karşıdan bakarken, yani şunun gibi üstten veya fronttan çizim yaparken Snap 2.5 kullanmanız faydalı olacaktır. Şuradan çizime başlıyorum. Şu köşeye geldik. Böyle bir yol çizdik. Şöyle bir spline aracıyla çizgi yaptık. Şimdi buna da yine bir kesit çizmemiz gerekecek. Tabi kesitin boyutu 30 cm geçmesin diye ben buraya öncelikle bir tane referans karesi oluşturuyorum. Evet, kesitin bu karenin içinde sığdığı durumda bir problem olmayacaktır. Evet, şuradan başlıyorum. Yine çizdiğim Z'ye dikkat edin. Z yine duvara dik oldu. Şuradan evet. Şu referans çizgim ihtiyacım kalmadı. Onu sildim.
Bunu da yine vertex moduna geçip şuradaki eğriselliği gidermek için bütün noktaları seçip herhangi bir tanesine sağ tıklayıp tüm noktaları seçip herhangi bir tanesine sağ tıklayarak corner yapıyorum. Evet. Şimdi az önce çizmiş olduğumuz yolu seçtik. Şuradan Modify List'ten Bevel Profil uyguluyorum. Yine Pick Profil diyerek kestim mi seçtim. Yine aynı şekilde içe doğru baktı. Bevel profilinin artısını genişleterek profil gizmoya ulaştım ve yine 180 derece çevirerek işlemi tamamlanmış oldum. Şunu aşağı doğru biraz indirelim. Evet. Şimdi bunun üstünü kapatmam gerekiyor. Tekrar aynı çizimi yapmamak için bunun bir kopyasını alıyorum. Tabi copy ile almam lazım. Sonradan bevel profili sağ tıklayıp siliyorum. Sadece çizgim kalmış oluyor böylelikle. Bunu da bir 10 santim kadar extrude diyorum ve snap 3'ü açarak bunu olması gereken yere taşıdım. Evet, hemen bunu da yine aynı şekilde duvar malzemesiyle kapayalım. Evet. Şimdi modele devam edelim. Şu çatı için oluşturmuş olduğum iki tane yüzeyi seçip bir miktar extrude diyorum. Şurada extrude'un yönü olarak çeşitli farklı yöntemleri var. Mesela şu anda extrude'ümüz tam Z ekseninde yukarı doğru hareket ediyor. Şuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu kenarda biraz da açıldı. Biraz da miktarını düşürelim. 15 yap, 12 yapalım. 15 olsun. Evet. Şuradaki kenarları da seçip yine extrude diye. Evet. Şimdi de alan kısımlarını seçip extrude uygulayalım. Evet. Şimdi bu iki sütunu seçip Ctrl V'ye basarak birer kopyasını alıyorum. Şu anda Ctrl V'ye bastığım için iç içe iki tane küp sütunum olmuş oldu. Şu sütunları taş aracıyla kat yüksekliğince yukarı doğru taşıyorum. Evet. Şimdi yine modelimize karşıdan bakıp buraya bir tane kare oluşturacağım. Tam karşıdan bakıyorum. Oluşturduktan sonra bunu convert edip editable spline yapıp vertex moduna geçip bunların hepsini corner yaparak köşe oluşmasına sağladım. Şu iki noktayı seçip scale komutuna geçip bunu küçültmek istiyorum. Yalnız bunlar şu iki noktayı seçtikten sonra şuradaki gizmo orta noktada oluşmadı. Bu orta noktada oluşması için şuradaki ikona basılı tutarak şu aracı seçiyorum ve gördüğünüz gibi ikonumun şu iki noktanın merkezinde oluşmuş oldu. Sadece x ekseninde küçültme işlemi yapıyorum. Birbirine yakın olduğu noktada yine çatıda yapmış olduğumuz gibi burada yine weld var. Kaynaştır tuşu. Buna basarak küçültüyorum. Şu anda yeterince yakınlaşmadığı için bu iki noktayı tek nokta haline dönüştürmedi. Bunu daha da yakınlaştırabilirsiniz veya şuradaki mesafeyi artırarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Şimdi bunu seçtim ve şu noktayı biraz aşağı doğru alıyorum. Evet, bunu oluşturduktan sonra hemen extrude uygulayalım. Aşağı doğru. Evet. Evet, bunu hemen yine sağ tıklayıp Convert Editable Poly yapıyorum.
Bunun alt noktasını, alt yüzeyini seçip bir 15 santim kadar ekstrüt uyguluyorum. Evet. Tabi bunlar sütunlar şu anda çatının içine girdi. Bunu hemen 15 santim yukarı taşıyarak olması gereken yere ulaştırdım. Evet, şuradaki çatın yine yüzeylerini seçip ekstrüt uyguluyorum. Yine 15 santim yeterli olacaktır. Yine alın kısımdaki kısımları seçmeden önce bu yan kısımları seçelim. Biraz yükseltelim. Yine alın kısımlarını seçip bunu da dışa doğru ekstrüt diye. Evet. Yine bunu bina duvar renginde yapıyoruz. Şimdi korkuluk yapacağız. Şimdi burada ferforoje bir korkuluk modellemem gerekiyor. Ben bunu farklı bir yöntemle yapıyorum. Yani modelleme değil de başka bir yöntemle, malzemeyle çözmeye çalışacağım. Bunun sebebi ferforoje çok bir yüzeyden oluştuğu için bilgisayarı biraz kasacaktır. Ve şu anda bir tane binamız var ama bundan çok olduğunu düşünün. 4-5 tane binanın olduğunu düşünün veya çok yüksek katlı bir bina olduğunu düşünürsek bu gibi durumlarda ferforojenin bilgisayarı kasması sayısı fazla olacağı için muhtemel bir şeydir. Muhtemeldir. Bu yüzden bunu farklı bir yöntemle deneyelim. Bunun nasıl göründüğüne bir bakalım. Öncelikle şuraya line aracıyla korkuluğun geleceği yerlere bir çizgi çektim. Bunu biraz düzenleyerek şu noktaların olması gereken konumuna getiriyorum. Evet, bunu yaptıktan sonra ekstrüt uygulayacağım. Korkuluk yüksekliğince tabi biraz aşağı doğru almam gerekecek. Evet. Şimdi buraya ferforoje deseninde bir siyah beyaz fotoğraf atayacağız. Bunu da şöyle yapıyoruz. Material editörünü açtım. Buraya ferforoje için bir tane malzeme oluşturalım. Bunun üzerine atalım. Şurada ferforojenin ne renk olmasını istiyorsanız daha çok siyahtır. Siyah yaparak malzememizi oluşturduk. Tabi burada artık ferforoje desenini vermek için bu malzeme editörünü aşağı doğru kaydırıp Maps'i genişletiyorum. Şuradan opacity kısmına gelerek bir resim atayacağız. Tabi bu resmin özelliği siyah beyaz bir fotoğraftan bir resim oluşması. Hemen kayıtlı olduğu yeri bulalım. Evet, bulduktan sonra seçip onaylıyoruz. Şu anda bir değişiklik olmadı. Bunu şu tuşa basarak atılmış olduğumuz fotoğrafın model üzerinde görünmesini sağlayalım. Evet, yine bir değişiklik olmadı. Bunun sebebi de hangi ölçüde fotoğrafın modele atanacağını belirtmedik. Bunu Modify List'ten, nesneyi seçtikten sonra Modify List'ten UVW Map'i kullanarak yapacağız. Buna bastık. Buradan box'ı seçiyorum. Evet. Bu arada atmış olduğumuz fotoğrafta birçok desen mevcut. Bunlardan birini seçmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için şuradaki öncelikle Apply tuşuna işaretleyip View Image tuşuna basarak buradan hangi deseni seçmek istiyorsak o desenin bulunduğu kısmı çerçeve içine almamız gerekiyor. Örneğin şunu deneyelim. Şunu deneyelim. Ve ebatlarını da değiştirerek modeli
oluşturmuş olalım. Bu arada şu anda siyah beyaz gibi görünse de render'da şu siyah olan kısımlar görünmeyecek. Saydam olacak. Dolayısıyla sadece şu beyaz olan yerler görünecektir. Peki hangi renkte görünecektir? Şurada diffuse'da hangi renk vermişsek o renkte görünecektir. Bu nebatı biraz fazla olduğu gibi bunu daha küçük ebatlarda yapsak daha iyi olacak. 200 yapalım. Pardon. 50 yapalım. Evet. Şu anda şu birleşim yerleri iyi olmadı. Bunu düzeltelim. Yine Maps kısmına gelip opacity kısmına atmış olduğumuz desen kısmına tıklayarak ve Wave Image tuşuna basarak düzeltmeye çalışalım. Şu anda şu üstteki fotoğrafla alttaki fotoğrafın birleşim noktası şuralar. Bunu ben biraz aşağı alarak, hatta istiyorsanız şöyle de yapabiliriz. Ve buradan Add Button'ı da değiştirerek Perforjenin daha iyi görünmesini sağlayabiliriz. Şu anda burada yine en üstte bir çizgimin olması gerekiyor. Bunu da yapmak için bunu yine Convert Editable Poly yapıyorum. Şuradaki üstteki kenarları seçip Shift'e basarak bir miktar yükseltiyorum. Polygon moduna geçip şu üstteki oluşturmuş olduğum yüzeyleri seçiyorum. Ve buradan yeni bir materyal oluşturarak korkuluk 2 diyelim. Buna oraya atıyorum. Ve bunu rengini de tam siyah yapıyorum. Böylelikle şöyle burada bir siyah şerit oluşmasını sağladım. Evet. Şimdi hemen bunu render aşamasına geçelim. Çok çevre düzeni yapmayacağız. Daha çok bunda modelleme ve şu Perforje nasıl yapılır onu anlatmaya çalıştım. Buradan V-Ray Plane oluşturuyorum. Bu V-Ray Plane küçük bir kare gibi görünebilir ama şu sonsuza kadar giden bir zemin bize sağlıyor. Bunun tabi yüksekliğini binanın altı olacak şekilde ayarlıyorum. Evet. Render'da render için dış mekan aydınlatması için HDR dosyası kullanacağım. Bunun için ışıklar kısmına gelip V-Ray seçiyorum. V-Ray Light oluşturdum bir tane. Bunu dom ışık yaparak küresel bir aydınlatma sağladım. Buradan None yazan kısma tıklayıp V-Ray header'e yazarak bir HDR dosyası atmaya çalışıyorum. Evet, buradaki HDR dosyasını seçip Open diyerek dosyamızı atmış olduk. Önden görüntüye geçtim front'a basarak. Şimdi hemen açımızı ayarlayalım. Shift F'ye basarak şöyle render çerçevemiz oluşsun. Öncelikle bakış açımızı ayarlayalım. Aşağıdan yukarı doğru bakalım. Evet, kamera şu V-Ray Plane'in altına düşmesin. Ona dikkat edin. Bir de dikkat ederseniz bina yukarı doğru gittikçe biraz yamuldu. Bunu da düzeltmek için öncelikle kamera oluşturalım. Tabii Ctrl C'ye basarak kamera oluşturdum. Ve kamera oluşturduktan sonra Modify penceresinden Perspektif Kontrol'e gelip şu Auto Vertical tuşuna basarak düzeltmeye çalışalım. Evet. Bir render tuşuna basalım. Bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Evet, çok parlak. Bunun sebebi de bu ışık kaynağımız değeri yüksek. Bunun değerini 1'e düşürerek bir daha render tuşuna basalım. Tabi binanın arkası da boş şu anda. Hemen onu kapatalım ki daha iyi bir görüntü oluşsun. Şu kenarları seçip ya da şöyle yapalım. Bir taraftakilerini
seçelim. Shift'e basarak bu tarafa doğru aldık. Çatı kısmını da kapatalım. Bunun içinde şuraya bir çizim yapalım. Ve buna da bir miktar extrude uygulayalım. İçe doğru olsun. Bunu da rengini yine bina rengince yapalım. Bu arada binanın rengi ile ilgili de biraz beyazlık, beyaz olsun yani, şöyle tam beyaz değil ama beyaza çok yakın olsun. Burada materyal gördüğünüz gibi dümdüz. Buna biraz maps kısmından bump yapalım ve biraz pütürlü görünmesini sağlayalım. Buradan bump'a basıp buradan noise seçersek eğer ve noise'in değerini düşürürsek 3-5 gibi bir değer yaparsak biraz daha duvar için uygun bir malzeme olmuş olacaktır. Hemen tekrar render tuşuna basalım. Camlar çok yansıma vermedi. Daha çok binanın içini gösteriyor. Hemen bunu düzeltelim. Öncelikle cam malzememizi bulduk. Şuradaki ikonu kaldırırsanız eğer yansıma daha çok verecektir. Bunu biraz düşürelim. İkincisi içeri çok göstermesin diye şu beyazı da biraz düşürelim. Bu arada biz şuraya malzeme vermedik. Yani buna V-Ray Plane'e malzeme vermedik. Şu anda ne renk oluyorsa o renkte renderlanacak. Dolayısıyla bu rengi biraz binanın üzerinde de gösterme şansı var. Render'ım istediğim gibi çıkmıyor. O yüzden şuna da yine bir V-Ray materyal atayalım. Şimdi render tuşuna bastık. Gördüğünüz gibi Fairforge'miz, Fairforge demeyebiliriz, CNC kesim de olabilir bunun ismi. Ama şöyle desenli, işlemeli bir korkuluk yapmak istiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hem bilgisayarı çok kasmayacak. Tabi burada bir çizim olduğu için çok önemli değil. Bunu modelleyebilirdik ama hem zaman açısından hem de bilgisayarı çok yormaması adına böyle bir şekilde kullanırsanız daha iyi bir sonuç verecektir. Evet, biraz HDR dosyanın yönünü değiştirelim. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Şuradan interaktif render'ı başlatıyorum. Material editörü açtım. Buradan HDR dosyasını bunun üzerine sürükleyip bırakıyorum. Tabi instance seçeneği işaretli olması gerekiyor. Buradan horizontal değerini değiştireceğim. 90 yazalım. Bakalım nasıl bir sonuç çıktı. 180 yapalım. deneyelim. Evet, bu olabilir. Render ayarlarında şu hatların biraz daha belirgin hale gelmesi için render'ı durdurabiliriz bu arada. Şuradaki 3. sekmede şu default'u genişleterek şu ikonu işaretleyebilirsiniz. Bunun değerini biraz arttıralım daha kaliteli görünsün. Evet. Şu değeri yaparsanız, eğer şu etkiyi verirseniz şu köşelerde biraz daha farkı göreceksiniz. Mesela diyelim ki şurası gördüğünüz gibi beyaz. Ama bu işaretledikten sonra hemen bir daha bir deneyelim. Render tuşuna bir daha basalım. Farkı göreceksiniz. Yani şu hatlar, şu özellikle köşe noktada biraz daha belirgin hale geliyor gördüğünüz gibi. Eğer şunu işaretlerseniz. Hemen durduralım. Şimdi biraz çözünürlüğü arttırıp buradan render süresini de 0 yapalım. 0 yapmanız render süresini sizin
Ne kadar isterseniz o kadar render alacaktır. Siz kendiniz durdurmayana kadar render alabileceği maksimum değer kadar render alacaktır. Ama buradan 10 dakika veya 15 dakika render süresi de verebilirsiniz. 15 dakika sonunda render kendiliğinden duracaktır. Ben şu anda 0 diyorum ve istediğim an durduracağım. Ben burada videoyu keseceğim. Render süresini beklememek için. Render sonucunu birazdan birlikte görelim. Evet, renderımızı sonuçlandırabiliriz. Yaklaşık 5 dakika içinde yeterli bir seviyeye ulaştı. Evet. Bu dersimizde sütun modelleme, işte korkuluk ferfroje veya CNC kesim ferfroje yapmayı göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.